500 metin çevirisinde 10. bölümdeyiz arkadaşlar. Bu bölümdeki metnimize hemen geçiyoruz. 10. bölümde arka planımızı süsleyen, sizlerin de gördüğü gibi özgürlük anıtını, yani diğer adıyla da özgürlük heykelini birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım bununla alakalı metin nasıl içerikte, bunu hep birlikte çözümleyelim. Başlıyoruz arkadaşlar. Her yıl 1 milyondan fazla insan Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ediyor. Evet, göç ediyor. Simple present tense'de hemen bunu kuralım arkadaşlar. Her yıl dediği için de zaten genel atıfta bulunuyor. Every year şeklinde bunu cümlenin sonunda vereceğim. 1 milyondan fazla insan özne konumdaki ifade. Hadi bunu yazalım. Bir şeyden fazla anlamında bunu more than ile verelim arkadaşlar. Bakın. More fazla demek. Den'i koyduğunuz zaman bir şeyden fazla anlamında zaten burada karşılaştırma gibi bir ifadeyi ortaya koymuş oluyorsunuz. Ve burada bundan fazla dediği için de kimden fazlaymış? 1 milyon insandan. A million people. 1 milyon insandan fazla. Evet. İnsan ne yapıyormuş? Fiilimizde göç etmek. Immigrate'i kullanalım. Immigrate. Göç ediyormuş arkadaşlar. Genellikle to ile kullanılır. Bunu belirteyim. Çünkü bir yere göç etmek anlamında. Amerika Birleşik Devletleri. The United States diyebilirsiniz. The United States of America diyebilirsiniz. Bu şekilde işte the USA diyebilirsiniz. Farklı farklı bunu adlandırabilirsiniz. Bundan sonra şu var arkadaşlar. Göç ediyor dedik ve her yıl kaldı. Bunu yazalım. Her yıl. Every year dedik. Ve New York'a gideceklerse şunu diyor değil mi? Eğer her yıl eğer New York'a gideceklerse şurada bir eğer var. SS anlamında da bu eğer'i karşılayan ne var? Koşul şart eki var. Yani if clause kullanacağız burada. Ve ile birlikte devam ediyorum. And diyorum. And New York'a gideceklerse gitmek yani orada yaşayacak varmak anlamında kullanalım. Arrive fiilini kullanalım. If they arrive to demeyelim in diyelim çünkü New York'ta yaşamak anlamında, New York'ta durmak anlamında in New York şeklinde verelim. Arrive in New York şeklinde. Evet, gideceklerse tabii go fiilini de kullanabilirsin. Go to New York şeklinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Farklı farklı zaten bunları yapabilirsiniz. Görecekleri ilk yerlerden biri özgürlük heykelidir. Görecekleri ilk yerlerden biri özne konumdaki ifade. Hadi bunu yazalım. Evet. Then biri anlamında one of yapısı hemen burada ortaya çıkıyor zaten. One of ilk yerler. Bakın ilk yerler diyoruz. One of the ilk first. First yerler places sites. Bunu da site ile verelim arkadaşlar. Genellikle place ile veriyoruz. Yerler anlamında, görülecek yerler anlamında kullanılmaktadır arkadaşlar. Ve görecekleri diyor. Ecek anlamında will feature kullanalım ve burada bir ejective clause söz konusu. Görecekler yerlerden biri. Ve tabii ki de burada yer ifadesi değildi arkadaşlar. Daha çok onu göreceği şey anlamında, nesne konumunda olduğu için şu ifade nitelenen isim. Bundan dolayı da burada where yerine that'i kullanalım. Tamam mı arkadaşlar? Onların görecekleri they will see. Özne konumdaki ifade şununla birlikte yapılmış olduğu yukarıdaki kırmızılı yazılı yazı. Özgürlük heykelidir diyeceğiz arkadaşlar. Is diyorum to be fiili. Özgürlük heykelinin İngilizcesi Statue of Liberty. Şöyle büyük yazalım. Statue of Liberty. Liberty. Evet, özgürlük heykeli ya da diğer adıyla özgürlük anıtıdır dedik arkadaşlar. Statue zaten heykel demektir. Bunu belirteyim. Sculpture da mesela heykel demektir. Bunlar tabii güzel kelimelerdir. Özgürlük heykeli New York'ta Manhattan yakınlarındaki Özgürlük Adası'nda yer almaktadır. Bu tam bir cümledir. Kırmızıya boyayalım şöyle. Özgürlük heykeli özne konumunda hemen bunu yazalım.
Şöyle bunu da the ile başlatalım arkadaşlar. Şöyle kopyala yapıştır yaptığım. Şurada the ile başlıyorum. The Statue of Liberty. Evet, yer almaktadır. Yani durmaktadır diyor, değil mi? Mesela şu an biz gitsek oraya, orada yine o duracak. Stand fiili o yüzden burada çokça uymaktadır. Stands oluyor zaten. Stand de genellikle onunla birlikte kullanılır. Çünkü bir şeyin üzerinde yer almak, durmak anlamında. Neyin ama? Özgürlük adasında. Ondan sonra da burada. Liberty, özgürlük. Liberty, ada, island. Island. Yine özel isim olduğu için bunu da bu şekilde yazdım. Tamam. Bundan sonra sadece şu kaldı sevgili arkadaşlar. New York'ta, bu cümlenin sonunda, Manhattan yakınlarında. Yakınlarında near edatı tabii ki. Near Manhattan. Manhattan in New York diyeceğiz. In New York. Noktayı koydum. Çok güzel gidiyor. Çok da zevkli gidiyor. Bu sayede de yeni şeyler de öğrenmiş oluyoruz. Tabii arada böyle İşte bilgi falan verildikçe şöyle açacağım. Özgürlük kanatında birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hem de bu sayede genel kültürümüzde gelişir diye düşünüyorum. Özgürlük heykeli çok büyük. Hadi buradan devam edelim. Çok büyük anlamda huge'u kullanalım. The Statue of Liberty is huge. Çok büyük anlamında, iri anlamında, devasa anlamında kullandık. Meşalenin ucundan üzerinde durduğu kaideye kadar, kaide, şimdi şu meşale, öncelikle tanıyalım arkadaşlar. Şu yukarıdaki meşalesi, tuttuğu meşale. Şuna da kaide diyorlar arkadaşlar. Şu var ya, şu biraz daha yukarı alayım, bakın. Şu heykel, sadece heykeli, bu kaidesi de şu alttaki. Zaten sadece özgürlük kanıtında değil, birçok şeyde böyle kaideyi görürsünüz. Heykeli koydukları yapıtın adı da kaide olarak geçmektedir. Bunu belirtelim. Tabii genel kültürümüzde bu şekilde yenilenir arkadaşlar. Tamamdır. Uzundur diyor. Yine to be fiil de kuracağız ama özne konumdaki ifade biraz farklı. Ucundan, from to kalıbı, bakın. Den'dan e kadar. Den'dan e. Gördünüz mü? Şurada from to kalıbı var. Bunu from'la birlikte hemen başlatalım. Şöyle. Güzel bir cümle bakın bu. From, meşalenin ucundan. Ucu anlamında tipi kullanalım. The tip of the torch. Meşale. Torch. Meşalenin ucundan. Şimdi to'yu çalıştır bakalım. To, üzerinde durduğu kaideye kadar. Yani kaideye kadar diyeceksiniz. Kaide anlamında da pedestal'ı kullanalım. To the pedestal. Pedestal. Şimdi bundan sonra ejective clause kullanacağız. Çünkü üzerinde durdu diyor ya. Üzerinde durmak anlamında. Yine stand fiilini kullanacağım arkadaşlar. Ama burada biraz farklılık var. Stand on vardı değil mi? Bizim bildiğimiz üzerinde durmak anlamında. Burada şu şöyle kullanacağım. Bir neye ihtiyaç duyacağım burada? Relative word'e. Bunu da which olarak vereceğim arkadaşlar. Şöyle on which şeklinde. Zaten bu tür ifadeleri görürsünüz. Preposition artı relative word. Bunu farklı da yazabilirim. Şimdi göstereyim onu sizlere. Oluşturdum bunu. Nitelenen isim pedestal şeklinde geldi. Burada da durduğu diyeceğim. O durur diyeceğim arkadaşlar. Bu she olduğu için, kadın olduğu için. She stands diyeceğim. Noktayı koyacağım. Evet, şöyle dedik. Biraz daha uzundur diyeceğim. Şöyle tanımlayacağım zaten. Nokta koymayalım. Şimdi şurası bakın. Onu şuradan alıyorum. Stand on'a getiriyorum şöyle, değil mi? Bizim bildiğimiz buydu zaten. Bunu yazmaktansa şurada yazarak daha etkili bir cümle haline getiriyorsunuz. Edatı buradan alıyorsun. Normalde bakın pedestal buradan geliyor. Stand'den sonra yazılması gerekiyor. Ondan sonra yazılması gerekiyor. Zaten ejective clause'da nitelenen isim buradan alınıp bu tarafa geçiriliyor. Geçirildiği için de onda buraya doğal olarak geliyor. Gelmese de burada da kalsa sorun değil. Ama bu şekilde yazım daha ilgi çekici duruyor arkadaşlar. Şöyle. Evet. Kadar dedik. Şöyle virgül koyalım. Nokta koymayalım. 46 metreden biraz daha uzundur.
ne uzundu? She uzundur, değil mi? She is, bakın biraz anlamında burada just'ı verelim. Daha anlamında da yükseklik, uzunluk anlamında daha anlamında da over'ı verelim. Just over şeklinde. Just over 46 metreden, şöyle diyelim, 46 metreden uzun anlamında. Uzunu da tall'la verelim. 46 şöyle 46 meters tall şeklinde verirsek cümlede noktalanmış olur. She is just over 46 meters tall. 46 metreden biraz daha fazla uzundur dedik. Tabii biraz farklı yapılar var ama çok zor olduğunu düşünmüyorum. Sadece biraz bunlarla alakalı cümleler kurmak gerekiyor. Kaide pedestal zaten az önce gördük. Kaideyi ölçümünüze dahil ederseniz, eğer siz ederseniz, if clause'la birlikte başlıyorum. If you dahil etmek anlamında include'u kullanalım. Include. If you include ne? The pedestal. Pedestal yani kaideyi, şu altındaki anıtı ölçümünüze, sizin ölçümünüze, in your ölçüm, measurement. Şu ölçüm demek zaten, ölçmek demek. Measurement derseniz, isimleştirirsiniz, ölçüm anlamına gelir. Dahil ederseniz eğer, yerden 93 metreden daha yüksekte durur. Yerden daha yüksekte durur diyeceğiz. Tamam, yine stand fiilini kullanacağız. She duracak, heykel duracak yani. She stands. She stands 93 metreden. Şöyle sondan çevirmeye gidelim. Yüksekte durur diyeceğiz arkadaşlar. Ve bunu 93 metreye de birleştireceğiz. Nasıl birleştireceğiz? Şöyle stands more than, daha fazla diyor ya. Daha yüksek diyor ya. Şöyle 93 meters. More than 93 meters. 93 metreden daha fazla yerden yüksekte. Evet. Yüksekte anlamında bunu da of'la veriyoruz arkadaşlar. Of edatı da burada ortaya çıksın. Tabii hem de free anlamında da kullanabiliyoruz. Biliyorsunuz of'un birkaç tane böyle edat anlamı var arkadaşlar. Ama yerden dediğimiz zaman, yerden duruyor dediğimiz zaman da bu sefer de stand off'u kullanalım. Yapı stand on değil, stand off. Bir tane şöyle off getiriyorum. Bakın bu farklı bir ifade. Bu farklı bir edat. Karıştırmayın arkadaşlar. Of the ground. Ground. Yerden. Şöyle. Of the ground. Yerden yüksekte. Anlamında kullandım arkadaşlar. Tabi burada height'ı da kullanabilirdik. Yüksek, yüksekte anlamında. Bakın bunlar tabi terimsel ifadeler bakımından yaklaşıyoruz biz bunlara. İlk defa görüyorsunuz. İlk ya da ilk defa duyduğunuz böyle kullanımları. Bu sayede de ulaşamadığımız İngilizceye ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Bu 30'dan fazla basketbol sahası veya bir futbol sahası demektir. Bu demektir. O zaman this means ile birlikte verelim bunu. This means. Means demektir. Hem de anlamına gelmek anlamında da kullanılabiliyor tabii ki. Şu ilk sıradaki ifade 30'dan fazla basketbol sahası. Sahayı basketbol salonla veriyoruz değil mi? Salon şeklinde. Yine more than'i kullanalım burada. More than 30. 30 basketbol salon diyelim. Salons şeklinde. Veya diyor or diyoruz. Or bir futbol sahası. A futbol saha anlamında da field, pitch bunları kullanabiliyoruz. Field'ı kullanalım. Evet, şu şekilde oluyor arkadaşlar. Amerika Özgürlük Heykeli'nin üzerinde durduğu kaideyi finanse edip inşa etmesine rağmen. Simple past tense'le birlikte verelim bunları. Şu ıp ip ekini de end'le verelim. Şu iki fiili birleştirmek için bakın. Burada iki tane fiil var. Bunu şu ifadeyi vermek için end'le birleştirelim bunu. Ve rağmen bağlacında kullanılan cümle alıyor kendinden sonra
Oldu, Odo, Even, Do grubundaki bağlaçlardan bir tanesini kullanalım. Burada da Even If'i kullanalım. Biraz farklılık olsun. America. America. Even If. America. İlk fiilimiz ne? İlk yüklü yüklemimiz ne? Finanse etmek. Finance. Finance. Finanse etmek. Financed. Finanse edip. İp ekini end ile verdim arkadaşlar. İnşa etmek fiili build. Onu da yazalım. Build. Etmesine rağmen. Ama neyi? Şimdi nesneyi yazalım. Özgürlük heykelinin üzerinde durduğu kaideyi. Pedestal. Değil mi? Kaideyi. Build the pedestal. Pedestal. Üzerinde durduğu, yine stand ile kullanacağım fiili. Yine bakın üzerinde durduğu kaydediyor ya şurada. Ejective clause var. Yine on which ile verelim bunu. Az önce gösterdim. Şimdi daha iyi aşina olabilirsiniz. On which. On which. O duruyor değil mi? Özgürlük heykeli duruyor. Bunu yazalım. The statue şeklinde. The statue of liberty. Liberty. Şöyle. Stood diyelim buna da. Şöyle. Geçmiş halde yazdığımız için. Bunu genel atıfta da bulundurabilirsiniz arkadaşlar. Stand şeklinde de verebilirsiniz. Stood şeklinde de verebilirsiniz. Pasta ile ben pasta past gitsin diye bunu bu şekilde uydurdum. Ha diyeceksiniz ki hocam pedestal hala orada duruyor. Bunu genel yapmak gerekiyor. O zaman diyeceksiniz ki şöyle stand şeklinde bunu vereceksiniz. Böyle de verebilirsiniz tabii ki. Bu sizin söyleme tarzınıza bağlı. Rağmen dedik, heykelin kendisi Fransa'dan bir armağandı. Heykel statue. The statue, heykelin kendisi. Şimdi burada bir baskı var, baskılama var. Neyi? Özneyi baskılıyor. Bakın burada heykelin ta kendisi, heykelin kendisi anlamında bunu işte burada reflexive pronoun dediğimiz dönüşlü zamirleri özneden sonra hemen de kullanabiliyoruz. Ona dikkat çekeyim arkadaşlar. Ha, nesneden sonra da kullanabiliyoruz. Özneden sonra da burada hemen itself şeklinde de kullanabiliyoruz. Bu baskılamadır. Bakın, bunu daha çok ön plana çıkartıyorsunuz özneyi yani. Diyor ki heykelin kendisi bakın direkt olarak baskılıyorsunuz özneyi. Fransa'dan bir armağandı. Was a gift, was a present diyebilirsiniz. Then down from France. Fransa'dan bir armağandı. Neyi de öğrendik bu sayede? Pedestal'ı öğrendik. Finance'in finanse etmek olduğunu. The Statue of Liberty. Stand fiili. Statue. Pedestal. On which kalıbını öğrenmeyi. Burada kurgulamayı. Ondan sonra burada itself'in kullanımını. Ve aynı zamanda da genel kültürümüze de bir şeyler katmış oluyoruz. Fransa'dan geldiğini öğrendik mesela. 28 Ekim 1886'da Amerika'nın Büyük Britanya'dan bağımsızlığını ilan etmesinden 100 yıldan biraz daha fazla, biraz daha uzun bir süre sonra, şurada duralım, sonra ile birlikte kullanacağız bunu. Çok uzun bir ifade olmuş arkadaşlar. Bunu parça parça oluşturalım. İlk olarak bu. Evet, şimdi 28 Ekim diyor, bunu mutlaka 10 edatı ile vermeniz gerekiyor. 10 October, yazımı da şöyle arkadaşlar. 10 October diyorsunuz. 28, 28, şöyle 28, şöyle dersek olur herhalde. Yani October'un 28'i, tamam mı? Ekim'in 28'i gibi düşünebilirsiniz. Şöyle virgül koyup da 1886 değil. Şöyle bir virgül daha bizim işimizi görür arkadaşlar. Şu virgüle de çok fazla ihtiyaç yok. Şu. Şimdi bundan sonra şöyle diyeceğiz. Şu Amerika'yı bir atın. Bu aşağıdaki cümlenin öznesi. Bunu düşünmeyin. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle bakıyorum. 100 yıldan biraz daha uzun bir süre sonra. Heh, bunu ayırabiliriz mesela. Biraz daha uzun diyor. A little'ı kullanalım burada. Biraz anlamında. Şöyle diyor. A little
A little biraz daha anlamında more'la verdim. More. Az önce de kullanmıştık. Daha uzun derken than'le kullanmıştık. More than anlamında değil mi? A little more than biraz daha uzun anlamında da hem zaten bunu burada ortaya koyduk. 100 yıldan than a hundred ya da century'de kullanabilirsin. 100 yıl anlamında. A hundred years şeklinde. Şöyle biraz daha uzun bir yani 100 yıldan biraz daha uzun bir süre anlamında kullandık bunu da. Sonra diyor bunu da after'la birlikte hemen verdim bunu ve burada da after'dan sonra da bir cümle kullanacağım. Bu cümle ne? Amerika Büyük Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti diyeceğim. Amerika ilan etti. O zaman America ilan etmek declare'ı kullanalım. Declared oluyor bu da zaten. Simple past'la devam ediyoruz. Declared kendi şeyini, burada bağımsızlığını its'le birlikte verelim. Its independence. Its independence. Bağımsızlığını ilan etti. Kimden? From Büyük Britanya. Great Britain. Evet. Genellikle kelimeler zaten aynı arkadaşlar. Belki yazımda değişiklik olabilir. Bizimle birlikte de bu şekilde yazabilirsin. Tabii farklı şekillerde de cümleler kurulabilir elbette. Virgülü koydum. Bundan sonra şöyle devam edelim. Özgürlük heykeli Friedrich August Bartholdi tarafından tamamlandı. Şimdi tamamlandı diyor ve burada bir passive voice uygulamamız gerekiyor. Ve simple past tense'in passive voice'u was were artı fiilin üçüncü hali. Bunu kullanacağız. O zaman ne tamamlanmış? Özgürlük heykeli. Burada. The Statue of Liberty şeklinde özne konumdaki ifadeyi yazalım. Liberty was diyorum tekil olduğu için tamamlamak anlamında fiilimiz complete fiili. Completed oluyor. Fiilin üçüncü hali gibi düzenli olduğu için ed takısı ekledim. By diyorum tarafından şu ismi yazıyorum. Yapan da buymuş arkadaşlar. Ve bunu da biraz küçültmek gerekiyor. Evet bu şekilde. Friedrich August Bartholdi noktayı koyuyoruz. Bu sayede de kimin yaptığını da öğrenmiş olduk. Fransız bir heykel tıraşmış arkadaşlar. Bakalım daha fazla bilgi verecek mi? Fransız bağış toplama çabalarına liderlik etti. Burada. Liderlik etmek anlamında fiilimiz lead olsun. Liderlik etmek. Bakalım. O liderlik etti. He erkek olduğu için lead led oluyor. O liderlik etti diyeceğiz arkadaşlar. Neye? Fransız bağış toplama çabalarına. The French bağış toplamak. Bağış fundraise. Bu da ne oluyor? Fundraising. Bağış toplama oluyor arkadaşlar. İsime dönüşüyor. Bağış toplama çabaları. Efforts da çabalar. Bakın terimleri de bu şekilde öğrenmiş oluyorsunuz. Ulaşamadığımız kelimelere bu sayede ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde not ederseniz çok iyi olur. Yani bir de bunları 500 tane metinle birlikte düşünseniz arkadaşlar. Yani nerelerden hangi kelimeleri toplayıp getiriyoruz ve not ediyoruz. Aklımıza bir şekilde yer ediyor. Etti ve diyoruz. Şundan sonra ve diyoruz. And heykelin görünümünü tasarladı. Tasarlamak design fiili. And designed. The heykelin görünümü. Görünüm, dış görünüş. Appearance. Aspect'i de kullanabilirsin. Appearance burada daha iyi uyuyor. The appearance. Görünümü of the statue. Statue. Noktayı koydum. Özgürlük heykelinin görünümü Roma özgürlük tanrıçası Libertas'tan türetilmiştir. Bakın ne kadar önemli
Ne kadar güzel cümleler görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tam orta seviye biraz da. Hem de genel kültür kokan bir cümle gerçekten. Şu özne konumdaki ifade, özgürlük heykelinin görünümü. Zaten şurada yazdım ya. Şurada yazdım. Bunu kopyalayayım şöyle değil mi arkadaşlar? Tekrardan şöyle yazdığım zaman the appearance of the statue özgürlük heykelinin görünümü oldu. Tamam. Türetilmiştir. Adjective burada passive voice var. Şurada edilgen ifade. Türetmek de derive from arkadaşlar. Derive from. Fiilimiz bu. Aslında phrasal verb'e dönüyor. Bir şeyden türetmek anlamındadır. Ve burada passive voice olduğu için simple past tense'in was derived from. Türetilmiştir. Neyden? Libertas'tan. Şöyle libertas diyelim. Libertas okuması daha iyi uygun olabilir. Çünkü Roma ismi. Eski Roma. Tamam. Özgürlük tanrıçası diyor. Roma özgürlük tanrıçası. Bunu da virgülden sonra da Roma özgürlük tanrıçası diyelim. O zaman bunu şöyle diyelim. The Roman. Roman hem de Romalı demektir arkadaşlar. Godness. Godness tanrıça. Şu şekilde. Goddess. Tanrıça demektir. Buna of eklediğimiz zaman neyin tanrıçası olduğunu yazabilirsiniz. Neyin? Özgürlük. İster freedom deyin, ister liberty deyin. Ben burada freedom'u kullanacağım bu sefer de. Yine özgürlük anlamına geliyor zaten. Siz de diyebilirsiniz. Hocam özgürlük freedom değil miydi? Evet. Liberty de, freedom da özgürlük demektir zaten. Independence da bağımsızlık demektir. Bunu da bu şekilde noktalamış olduk. Devam edelim arkadaşlar. Meşale. Meşale neydi? Torch'tu değil mi? Bakın o da bir burada metin içerisindeki işte özel kelimelerden bir tanesi. Terim kelimesi. Meşale özgürlüğün dünyayı nasıl aydınlattığını temsil eder. Genel atıfta bulunuyor ve simple present tense. Torch'la birlikte verelim. Hemen the torch. Temsil etmek represent. Represent fiili. Represent oluyor. Bu da zaten. Şöyle yazacağım. Evet böyle. Şimdi bundan sonra bir adjective clause, noun clause var. Düzeltiyorum. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bundan sonra cümle alıyor. Cümle alıyorsa eğer bu fiille bittiyse bu ifade bu noun clause ifadedir. Çünkü fiili destekler. Özgürlük, bakın özgürlük dünyayı nasıl aydınlattı diyeceğim. Nasıl var? Bu nasıl buradan çekip alıyorsunuz. Hemen bundan sonra how'la birlikte başlatıyorsunuz. How zaten nasıl demektir. Bundan sonra özgürlük dünyayı aydınlatır diyeceğim. Genel hatta bulunuyor. Aydınlatmak neydi? Enlighten. Hatırlayın. Hem aydınlanmak hem aydınlatmak demektir. Tabi burada ne olarak? Soyut olarak gösteriyoruz. Aydınlanma çağı vardı ya. Oradan aklınıza gelsin. Tamam. Hemen burada how'dan sonra liberty deyin. Liberty. Burada heykelle birlikte gidelim. Yani özgürlük anlamında. Liberty. Enlightens diyorum. The world. Dünyayı. The world. Noktayı da koyduk. Şu tam cümlenin nesnesi konumunda ve how'la birlikte yapılan ifade noun clause ifadedir, cümleciktir. İsim cümleciğidir. Tacın tepesinden gelen 7 nokta veya ışın güneşi, 7 denizi, 7 kıtayı ve meşalede olduğu gibi özgürlüğün dünyayı nasıl aydınlattığını temsil eder. Gerçekten muazzam bir cümle. Muazzam bir cümle. Şimdi bu cümleyi ben zevkle burada çeviririm arkadaşlar. Size de burada zevkle anlatırım, gösteririm. Temsil eder yine represent fiilini kullanacağım. Ana fiilimiz bu zaten. Ne temsil eder? Özne arıyorum. Tacın tepesinden gelen 7 nokta veya ışın. Hadi bunu yazalım. Gelen diyor come from yapısı zaten burada ortaya çıkıyor. Ve adjective clause tabii ki şurada. İlk olarak 7 nokta veya ışın. Bakın ne kadar genelden özele gittim ve
ifadeyi yakaladım. 7 nokta veya ışın diyelim. Hadi. The seven nokta. Nokta anlamında burada point'ı mı kullanalım arkadaşlar? Point olabilir. Nokta genellikle verilebilir. The seven points or ışın ray. Ray ne oluyor? Rays oluyor. Evet. Şimdi burada adjective clause. Gelen diyor. Gelen 7 nokta. Kısaltalım mı? Kısaltmak için sadece fiilin ing'li halini getirmek yeterli. Ne oluyor? Coming oluyor. İşte bu gelen oldu, gördünüz mü? Coming bir şeyden gelen, coming from. From tacın tepesinden, taç, crown, tepe, top. Yani top of yapısını kullanacaksınız. The top of the crown diyorum ve özne konumdaki ifadeyi yazıyorum. Ne kadar da uzun bir özneymiş burası. Şimdi temsil eder diyorum arkadaşlar. Represent'i kullanalım. Şurada kullandık, yukarıda ya. Represent. Tamam. Temsil eder. Neyi? Neyi temsil eder? Nesne arıyorum. Sıralı ifade var. İlk söylenenden yazmaya başlayın. Önce şuraya yazalım. Güneşi, bakın şuradayız. Güneşi, yedi denizi, the sun, virgül, yedi deniz, the seven seas, yedi tane olduğu için seas dedim, virgül, yedi kıtayı, the seven continents, kıta demektir zaten, continents, yedi kıtayı, virgül, end diyorum ve şuradayız. Hadi bunu da parantez içinde yazalım. Meşalede olduğu gibi, olduğu gibi as arkadaşlar. As with yapısı aslında. Şöyle parantez içerisinde as with the meşale torch. Şöyle dersek bizim için yeterli olur. Çok fazla uzatmayalım. As with the torch. Yani meşale içerisinde olduğu gibi dedim. Özgürlüğün dünyayı nasıl aydınlattığını kaldı. Burada. Yukarıda yazdık aynısı. Şurası bakın. Kopyalayayım mı bunu? Özgürlük dünyayı nasıl aydınlatır? Aynısı arkadaşlar. Kopyaladım. Şöyle yapıştırdım. Noktayı koydum. Evet. How liberty enlightens the world dedim. Noktayı koydum. Çok güzel bir cümle oldu. Özellikle ta şuradan başladı bakın. Cümle komple bir cümle oldu. Evet. Aslında o cümle B2'ye yakın bir cümle ama sizin en iyi anlama yeteneğinizi bulabilmek için aslında A1 seviyesinden anlattım ben. Bu sayede de hem A1 seviyesinde hem de C2 seviyesine kadar olan arkadaşlarımızın hepsi de rahatlıkla bu cümleleri hem benden anlayabilir hem de benimle birlikte çevirebilir. Kelime ve gramatik bilgisi de zaten zamanlı olur. Bartholdi heykelin dış görünüşünden sorumlu olsa da, burada zıtlık bağlacı, eramen bağlacı, oldu grup, ondan bahsediyor. Hadi bunu yazalım. Burada da o bağlaçlardan even if yazdık az önce, oldu yazalım. Oldu. Oldu, even though, even if. While, much as, bunları biliyoruz. Despite the fact that, in spite of the fact that, bunlar çokça var arkadaşlar. Bartholdi sorumluydu diyeceğiz. Çünkü Bartholdi pastalli bir ifade, insan. Hadi şuradan başlayalım, şunu kopyaladım. İsimleri kopyalıyorum arkadaşlar. Şimdi bir şeyden sorumlu olmak anlamında responsible for'u kullanalım. Birine karşı sorumlu olduğunuz zaman da responsible to. İkisini iyi ayırın. Burada birine bir şey için sorumluluk duyuyorsan responsible for. Responsible for bir şey. Responsible to birine. Heykelin dış görünüşü. For'dan sonra bu. The appearance of statue. Statue. Sorumlu olsa da virgülü koydum. Tasarım büyük ölçüde yenilikçi tasarımcı Gustav Eiffel'e atfedilebilir. Neyi? İç tasarım. İç tasarım bu iş. Atfedilebilir.
Present halde can'le verelim bunu. Burada ortaya çıksın. Neymiş bu özne konumdaki ifade? İç tasarım, iç tasarım. Şurada. İç anlamında internal'ı kullanalım. Dış anlamında da external'ı kullanabilirsiniz mesela. The internal design. Design. İç tasarım. Can be, neden be yazdım? Atfedilebilir. Atfetmektir bu fiil. Attribute fiili pasive dönmüş. Modal ile passive. Can be. Modal artı be artı fiilin üçüncü hali. Attributed oluyor bu da. Attribute'a diğer anlamları neydi? Bir şeye dayandırmak, bir şeye bağlamak ve özellik anlamlarında kullanılıyordu. Çok önemli bir fiildir. Ve genellikle ardından to edatını alır. Unutmayın arkadaşlar. Attribute to. Zaten bir şeye atfediliyor ya. Büyük ölçüde bu zarfımızı yazalım. Bunu great şeklinde ya da drastically şeklinde verebiliriz. Yenilikçi tasarımcı Gustav Eiffel'e. Burada. Yenilikçi, innovative, designer, şöyle kopyalayacağım, Gustav Eiffel. Bunu da çok yakından biliyoruz zaten, Eiffel Kulesi'nin tasarımcısı. Evet, şurada eksik kalan zarfımız, şurada greatly şeklinde verirsek nesneden sonra yazabiliriz arkadaşlar. Ve aynı zamanda şurada da yazabiliriz tabii ki. Can be greatly, can be drastically, can be significantly ve benzeri kullanabilirsiniz. Evet, son cümlelerimiz arkadaşlar bunlar. Evet, şimdi birlikte çevirelim. Eiffel beyefendi, ne kadar kibar yaklaşmışız. Paris'te kendi adını taşıyan bir kuleye yaptığı katkılarla tanınıyor. Olsa da. Evet, o zaman şöyle diyeceğiz. Stada sedanında yine olduğu grubundaki bağlaçlardan birini kullanacağız. Burada da doğu kullanalım. Hemen de başlatabiliriz. Eiffel, Mr. Eiffel diyelim burada. Şöyle, madem beyefendiyle girmişler. Mr. Eiffel bilinir. Şöyle, tanınıyor anlamında kullanacağız. Tamam. Tanımak, bilinmek known değil mi? To be fiile birlikte ama. Is known. Yani pasive dönüyor. Tanınır, bilinir anlamında. Is known. Bundan sonra know genellikle for alıyor. Onu belirtelim. Bir şeyle bilinmek anlamında arkadaşlar. Bir şeyle tanımak anlamında known for. Tamam. Bir kuleye yaptığı katkılarla. Şunu kırmızıya boyayalım. For'dan sonraki bu. Bir kuleye yaptığı katkılarla. Öncelikle katkılar diyeceksiniz. Yani onun katkıları. Katkı, contribution'u kullanalım. Bakın, contribute, katkı vermek, katkı sağlamak, desteklemek anlamındadır. Contribution, katkı demektir. Şöyle çoğul da yapabiliriz. Katkılar. Contributions. Evet, şöyle bir kuleye yaptığı katkılar diyeceğiz. Contribution ya da contribute genellikle kendinden sonra to alır arkadaşlar. Şöyle bir şeye katkılar anlamında, tamam mı? To bir kule. To a tower. Tower kule. Bunu nereden hatırlıyoruz? Nereden? Kalelerden değil mi? Kalelerin ne oluyordu? Kuleleri oluyordu. Castles kaleler, tower kule. Evet. Paris de diyor arkadaşlar. In Paris diyelim. Şöyle, in Paris'ten önce şunu yazmak gerekiyor. Kendi adını taşıyan diyor. Taşımak, üstlenmek anlamında bear fiilini kullanalım. O zaman yine ejective clause kullanalım burada. That'i koydum hemen bundan sonra. That bears şeklinde koydum. Ve onun adı his name şeklinde dersek yeterli olur bizim. In Paris dedim, tamamdır. Virgülü koydum. Cümle de bu şekilde noktalanmış oldu. İkincisi, ana cümleye bakalım. Özgürlük heykelini tutan İç yapıyı da tasarlamıştır. O tasarlamıştır. D'de anlamında da also ile verelim. Ekleme bağlaçlarının ifadelerinin içerisinde yer alan also zarfı değil mi? He also tasarlamak design designed. He also designed. O
tasarlamıştır dedim. O da tasarlamıştır dedim. Neyi? Özgürlük heykelini tutan iç yapıyı. Burada nesne konumundaki ifade. Yani ilk olarak iç yapı diyeceksiniz ve daha sonra ejecta clause oluşturacaksınız. Tutan diyor ya. İç anlamda internal'ı az önce kullanmıştık. The internal yapı anlamında da structure'ı kullanalım. Structure. Yapı anlamında kullandım arkadaşlar. Hani mesela alt yapı, temel yapı, üst yapı, iç yapı ve benzeri ve benzeri. Structure'ı bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet, şimdi burada şunu diyeceğim. Tutan iç yapıyı ortaya koymak için arkadaşlar burada hemen date ihtiyaç duyalım. Relative clause'lardan yazmasanız da olur tabii ki. Which de yazabilirsiniz, that de yazabilirsiniz. Çünkü virgül yok arkadaşlar. Virgül olmadığı takdirlerde bunları kullanabilirsiniz. Tutma kanunda hold up'ı kullanalım. Bu da ne oluyor? Hold up diyelim. Tutan neyi? Özgürlük heykelini. The Statue of Liberty. Bu şekilde yazabilirsiniz. Hold'u şurada held şeklinde de verebilirsiniz. Pastel'i göstermek istiyorsanız. Hold'u presental'i yazarsanız. Hold şeklinde yazarsın. Burada da pastel'i de held şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada. Evet, bu bölümü de bu şekilde noktalamış olduk. Hem genel kültürümüze hem de İngilizcemize yeni ifadeler, yeni şeyler katmış olduk arkadaşlar. 11. bölümde görüşürüz. Hoşça kalın.